Şimdi arılarımızın iki kısımdan değil mi Evet. Menderes abi? Diğeri Evet. ne tarafta? Biri evin ön Emir'in o tarafında. Evet. tarafında. Biri de burada. Evet. İkiye bölme sebebini anlatabilir İkiye misin? bölme hem yerin coğrafi yapıdan arının gelişimini yeri üzerinde denemek maksadıyla hem yoldan yani arıyı nakil sırasında goleyli güçün yıktım buraya bir kısmını. Bir de arazinin arı yani nerede iyi çıkıyor arı kışlanıyor orayı denemek amacıyla bir bilgi sahibi olmak. Bu sene buradan memnun değildin sen. Değilim. Evet, bu sene daha Evet, buraya, doğru bir konuşmuş. sonraki sene buraya Evet, koymayacağız koymayacağım. daha. Ön yana koyacağım. Gerekirse 50 metre, 100 Evet, metre taşıyacağız aynen öyle. ama asıl yerine taşıyacağız. Evet. Değerli arı yetiştiricileri, şimdi arıcılık yönetmeliğinde stabilize yollara aralıklar 35 metre, asfalt yollara yani çok işlek yollara en az 200 metre olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Ancak burası Menderes abimin kendi mahallesi, pek Evet. şikayetçi olan ve Evet. arının zarar verdiği kimse olmadığı için buraya koydu. Tabii bizim burada konuştuğumuz mesele bu sene burada çok gölge olduğu için herhalde değil mi? Rüzgar çok Kimse, alıyor. yani rüzgar çok az, şu anda bile Farkındaysan var. taş koydum o kovanların üzerine rüzgar kapakları atmasın diye yani. Evet, Çok. kesinlikle arılığımızı Evet. rüzgarın çok aşırı olduğu yerlere kurmayacağız. Aynen öyle. Bu sene de Evet. burada Menderes abim rüzgardan dolayı biraz Evet. kayba uğradın Evet. herhalde. Özellikle Aynen. böldüğün arılar bu taraftaydı. Evet. Çoğunluk burada yani bildiğim Bir de arıların. hem bölünen arılar burada Evet. olması, hem rüzgar, Aynen öyle. hem guz mu derler bizim burada, Yani çise basarak. bizde deniz düver derler. Evet. Denizden gelen soğuğu karşılar arı. Burada karşılıyor. Arka taraf Evet, denizden bu sürekli şekilde denizden, evet. geldiğinden. Burası oyluktan. Evet. Yani bu yüzden buradan ben memnun değilim. Ön taraf arılarım daha gelişkette buradan. Daha güzel, iyi işlem yaptı yani. Buradaki ballı bitkiler neler vardı bu zamana kadar Menderes abi? Son durumları ne? Bundan sonra ne açacak? Bizde şu ana kadarlık Sakarca'dan al da Hı. nasıl anlatayım sana? Çiçek, meyve çiçeği. Bundan sonra artık da kısım kısım erikler var. Yine elma var. Geç erikler mi Evet, açacak onlar şimdi? geç erikler var. Daha yeni kısım açanlar var. Evet. Elmalar biz yağ elması deriz. Yani böyle kısım kısım çok sınıflandırırız. Yani hurmadan daha yal yaban hurmaları var. Açacaklar. Yani onun peşine ıhrambulu var. Orman gülü var. Yine orman taflan Bunlar yaban. sonradan Evet. sonra yabani taflan Yaban dediğimiz. taflanı yani Evet. biz karayemiş deriz. Karayemiş. Bundan sonra çalı çilek ederek yaban bu. O da açacak. O açacak. Özül var, hamtevek var. Yani sana nasıl anlatayım yani dile yani çoğunu hatırımda değil yani. Çok aşırı derecede bitki örtüsü çok yüksek. Burada mı Bölgemiz. daha iyi gelişiyor yoksa geliştirmek için bir yere götürüyor musun? Şimdi Daha önceki yıllar götürüyordun herhalde, bu yıl vazgeçtin o evet. işten. Neden vazgeçtin Şimdi onu da söyle. burada bizim coğrafyamızda hava dengemiz iyi oldukça bizim yani götürdüğümüz yerden daha üstün burası. Evet. Şimdi belli bir müddet sonra ormana zaten çıkacağız. O zaman daha rahat olacağız. Bahçe zehrinden git çıkacağız kurtulmak için. Burada arımız daha çabuk gelişecek. Daha Evet. işleme. Kestiğiniz zamanla daha iyi olacak. Orman gölünden bal alacağız. Şu anda buradasın. Evet bu andayım. Daha yükseğe Evet. kalkacaksın. Bunu da fındık Evet. mücadelesinden dolayı. Zehrin. Değerli arı yetiştiricilerimiz ve değerli Bereket Hayvancılık ve Bereket TV izleyenler, özellikle fındık yetiştiriciler eğer bizi duyuyorlarsa, şimdi Mayıs ayı içerisinde fındık mücadelesi başlayacak. Çok rica ediyoruz, çok bu konuya da çok önem veriyoruz. Fındık mücadeleniz, yani ilaçlı mücadelelerinizi akşam saatlerinde yapın. Arılarımıza zarar vermeyin. Arılarımıza, yani bizim arılarımıza zarar veriyorsunuz ama yine size Evet. dönüşü oluyor. Çünkü doğanın dengesi tamamen arıya bağlı. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Onlardan da aynen öyle. rica edelim.